Kes kes. Kes kes kes. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Rust oynayacağız. Rust'ı Steam'deki yaz indiriminden aldım arkadaşlar. Gerçekten güzel oyunmuş, sevdim. Ben de yeniyim, birlikte öğreneceğiz. Hani acemilere rehber olacak bir video çekmek isterim ancak hani ben de acemi oldum. Gerçi ben de acemi olduğum için birlikte öğrenmek, bir aceminin bilmeyen bir adamın, oyunu bilmeyen bir adamın neleri merak edeceğini bilip de oyunu birlikte öğrenmek daha mantıklı gibi geliyor bana. Oyunda çıplak doğuyoruz arkadaşlar. Elimizde böyle bir kaya var. Taş topluyoruz, odun topluyoruz. Topladığımız taş ve odunlarla taş balta, taş kazma gibi gereçleri yapıyoruz. Daha sonra ev yapıyoruz kendimize. Gelme üstüme vururum vallahi. Warp geldi mi oyuna ya? Warp yerine mi geldi? Nasıl anlamadım? Ben oyunda warp yeniyim. Geldi mi warp diyor? Vallahi bilmiyorum. Ben oyunda yeniyim usta. O yüzden dedim gelme üstüme vururum diye. Doğru, biliyorum ben oyuna yeni başladığım zaman şu taş var ya taş. Aynen. Elimde taş var ya. Aynen. Ulan yanlışlıkla sağ faraya bir bastım, adamın kafaya yaptı, headshot öldü adam. Ben demin adam. Ben demin taşı kaybettim. Yeniden doğdum, bulamadım taşı. Kaldım öyle. Yardım edeyim sana. Eyvallah. Neredesin sen? He? Neredesin? Sivas. Ben de Eskişehir. Memnun oldum abicim. Ya oyunda yeniyim. He? Balta kazma yapsak hızlı kazma. Aynen, aynen, aynen. Burada bir de arkadaş bulduk. İyi oldu. Keşke bayan ol da. Lan benden bayanım yoksa. Vur baba vur. Ne zaman? Aynen öyle valla. Arkadaş biraz önce ben ev yaptım. Biraz önce ev yaptım. Kocaman ev kayboldu. Warp gelmiş herhalde. Türk rast değil mi? Ben de bir ev yaptım da. Ben de bir ev yaptım da. Evi nereye yaptığımı bulamıyorum. Yatak koymadım da eve. Koymadım. Ooo ev gitti o zaman. Aynen aynen. Ha? Bilmiyorum ki valla. Buralarda değil herhalde. Yeni başlayanlara troll yaparım. Yeni başlayanlara mı? Aynen yay, ok, balta. Kazma yok ya. Demin adama selam verdim beni. Adamlar bana çekişte kazmayla daldı. Ya
kimseye güvenmiyorum ki ama zaten yeni doğmuşum. Hani çıplak geziyorum elimde bir kayayla. Bir de adamlar gelip saldırınca sıkıntı oluyor. Lan üstümde altında don yok. Daha neyime saldırıyorsun sen benim? Sadece üstümüzde eklem var. Aynen aynen. Hani bir taş bir meşale neyime saldırıyorsun sen benim? Evet arkadaşlar. Arkadaşımız dağlara taşlara doğru gidiyor. Lan ben de mi bayanım bilmiyorum ki. Yok iyi ben erkeğim. Deminki gördüğünüz Havva'ydı. Evet arkadaşlar, ne diyorduk? Taş ve odun toplayacağız arkadaşlar. Daha sonra bu topladığımız taş odunlardan taş balta, taş kazma, ok, yay ve giderek geliştireceğiz işte. Ev yapacağız, bir şeyler yapacağız. Yatak koymadın mı evin içine diyordun ya. Aslında yatak koydum evin içine de sizinle birlikte baştan başlamak için buraya aldım. Evden de başlayabilirdim aslında. Ya ev dediğim şimdi şu... Şunlar gibi kale değil tabi. Küçük böyle ne derler ona? Mütevazı bir gecekondu. Yarısı taş, yarısı ağaç. Mısır da olmamış da onlar. İnşallah ayım aha mısır tarlasına. Mısır tarlası da olmamış ham da. Bal kabakları var karşıda. Bizim evin yakınlarında bir yerdeyiz herhalde ya. Biraz şöyle yanına oturayım da ortalayayım ekranı. Evet, bal kabağı. Mısır. Ha, biraz sonra bana hak verirsiniz bunları neden topladığım konusunda. Işıktan ölüyorum dediği zaman bulmak zor oluyor arkadaşlar. O yüzden hem avcı hem toplayıcı olmak lazım. Önüne ne çıkarsa toplayacaksın baba, affetmeyeceksin hiç. Taş, ağaç, kenevir, menevir.
Evet, bu da kenevir lifi arkadaşlar. Kenevir lifi ne işe yarıyor? Kenevir lifi yay yapmaya yarıyor. Aslında kumaş mumaş kenevir lifindendi herhalde. Herhalde. Elbise elbiseye de uyarıyor herhalde. Bilmiyorum, çuval muval hani. Öyle bir şeydi, şimdi bakarız. Biraz toplayalım bakalım, yiyecek başka ne toplayabiliriz? Ağaç yok buralarda la. Bir iki de ağaç olaydı iyiydi. Ayı mayı kurt murt geziyor aralarda. Onlara denk gelmemek lazım. Adam evinin önünde mısır ekmiş. Allah daha çok versin. Abi ağaç var orada. Onu halledebilirik. Evet, taş balta, taş kazma falan yapmış olsak, taş baltayla mesela çok daha hızlı kesiyor ağaç. Hiç metal baltam olmadı. Dediğim gibi oyunu geçen gün aldım. İlk kez dün açtım, oynadım. Ev mev bir şeyler yaptım, şöyle inceden bir acemiliğimi attım. Ha, oyunu iyi biliyor musun derseniz bilmiyorum. Ama... O ne lan? Ayı. Bunu satayım, geliyor mu lan? Ayılara bulaşmayın arkadaşlar. Dün buna 8-10 tane ok sapladım, ölmedi, geldi beni boğdu. Lan okum, yayım, her şeyim vardı, binlerce odunum. Hepsi yalan oldu ha bu şerefsiz yüzünden. Allah'tan salaklar. Bulaşmazsam o kayadan inmeyi beceremiyor. Neyse, buradan hızla uzaklaşmak en iyisi. Aha, bir yatak. Gelmiyor değil mi? Biri bizi buralarda dolaşırken görecek, vuracak ya, hayırlısı birinin ektiği mısırları falan topluyoruz, yiyoruz. Şimdi birazdan vuracaklar bizi. O ne lan? Buralara bir şey ekmişler ama ne ekmişler bilmiyorum. Ananı. Ye. Bal kabağı ye. Şimdilik yeter. He dur, taş balta, taş kazma falan bir şeyler yapalım. Onu şuradan yapıyoruz arkadaşlar. Bakın, yeterince odun ve taş topladığınız zaman bunlar açılıyor. Önce taş kazma yapalım. Çünkü çevremizde taş çok. Taş balta da yapabiliyormuşuz. Yeteri kadar varmış odunumuz, taşımız. Taşına toprağına.
Lan niye vurmuyor? Ah, ben de buradan topla. Bu yaralandığınız zaman kullandığımız bandajı falan da herhalde şeyden yapıyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi ondan da tam emin olmamakla beraber birazdan bakarız. Kenevir lifi. Aha et. Kello buluyor. Gel gel. Anam domuzun kaçışına bak, benden hızlı koştu ha. Normalde kaçamıyordu bu salaklar. Ama bu o kadar da salak değilmiş. Ben de mantar toplarım. Evet, kenevir lifi. Dediğim gibi vatandaşın biri buraları ekmiş. Lan biz de geldik talan ediyoruz. Gerçi ben de benim evim oralara ait değilim ama başka biri gelmiş talan etmiştir muhtemelen, ödeştik yani. Yani denklemi bu şekilde kurarsak suç işlemiş sayılmayız. Evet, 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 evet. Şunun üstüne kendimize ev mi yapsak lan? Mısırlar olmamış. Şurada. Yine mısırlar var ama olmamış bunlar da. İnşallah hayvan mayvan yoktur ya, vahşi hayvan. Vahşi bunlar ya. Şu elimdeki kayanın bir yağda olsun da. Altta gördüğünüz beşerinin yanındaki kayanın sol tarafında yeşil bir çizgi var arkadaşlar. O dolduğu zaman bu elimizdeki kaya kırılıyor artık. Kullanılmaz hale geliyor. Vura vura kayayı kırmış oluyoruz. Bu zımbırtı taş baltalar, taş kazmalar vesaireler için de geçerli bu kural. Böyle tuhaf bir şey arkadaşlar. İşte ben Afrika yerlileri gibi geziyorum, böyle Adem Baba gibi çıplak. Aradan yürüyen. Karşıdan uçak gidiyor. Cüneyt Arkın filmleri gibi oldu anasını satayım, ben ok atıyorum işte. Üstümden uçak geçiyor falan. Aynı o hesap oldu vallahi. İstesek denk getiremezdik. Gel domuz kardeş gel. Seni kurda kuşa yem etmeyeceğim, gel. Gel 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 gel. Kaçma öyle manyak gibi, koşmaya başlama yine ya. Domuz. Beni mi trollüyorsun, ne yapıyorsun, dur. Dur akıllım, dur. Senin baban. Anam domuz gibi he. Ne oldun? Uf.
Arkadaşlar bu eti çiğ yiyince şey yapıyoruz. Zehirleniyoruz. Herhalde şu kamp ateşleri var ya, onlar da pişir. Anam anam anam. Derinmiş la su. Şuna demiyorlar dibini görmediğin suya girme diye. Evet, önce bir vahşi hayvan var mı diye bakıyoruz. Görünürde yok. Sonra vahşi insan var mı diye bakıyoruz. Ay bu sefer iyi yerde doğduk arkadaşlar, hani yiyecek yönünden sıkıntımız yok pek. Aç kalmayacağız gibi. Hatta Mısır'ın ticaretine bile başlayabiliriz. Aha bir domuz daha. Gel. Gel 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 gel. Sanki köpek sesi duydum gibi. Ya da sanki biri bana ateş ediyor gibi. Şöyle saçma sapan bir yer bulup oraya bir uykusumu atsam da oraya yatıp uyusam ya. Sülfürmüş o da. Bunların şu an ne işe yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Henüz bilmiyorum. Bunları hep birlikte öğreneceğiz. Evet. Metal. Taş. Harbiden çok bereketli toprak varmış lan. Yey, taş baltayla vurulmaz onlara. Kazmayla vuracağız. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi şu anda çıplaz. Şöyle sote kimsenin olmadığı bir yere aslında şöyle bir yatak atsam da.
Havada kararıyor zaten. Bir yatak atalım şuralara, bir yere de çıkalım. Evet arkadaşlar, oyun böyle. Oh, manzara mükemmel ama var ya, bu manzarada aslında uyunmaz burada da işte. Rock'ın icat edilmesine daha çok var. Bakalım bakalım kurtulma yapabiliyoruz mu? Lan kurt sesi geliyor. Kurt mu çakal mı, bir şey sesi geliyor vallahi. Kutumun ne mi yapıyoruz? Ha buradaymış ya lan. İşte 29 saniye sonra işlenecek işte. Tamam. Ama şimdi ağacımızı kesip manzaramızı bozmayalım. Bak mükemmel bir manzara. Güneş de batmış. Evet. Harbiden ha. Böyle bir manzara yok. Evet arkadaşlar, bugün Rust'a yeni başlayan benle birlikte taş balta yapmayı, uyku tulumu yapmayı, taş kazma yapmayı, taş nasıl toplanır, odun nasıl toplanır, bunları. Sonracığım abi de ok yapayım ben, hadi gider ayak. Bakın şu mızrak, bunu yapmayın ama şunu yapın. İşte diyelim, evet okumuz yapılıyor, 58-59 saniye. Şuradan da ahşap ok yapıyoruz arkadaşlar. İşte, işte. İşte, işte. Sıraya koydu. Hepsini halledecektik her diker. Güneşimiz de iyiden iyiye battı. Arkadaşlar inşallah benim düşündüğüm gibi sote bir yerdir buraya. Yemin ederim kurtuluyor. Ha beni burada yerler. Neyse. Evet, oyunu tekrar açtığımda eğer ölmemiş olursam, beni soymamış, kurtlar yememiş ve üzerimdeki alet, edevat vesaire ıvır zıvır, yani envanterim, yani şurada gördüğünüz kısım hala duruyorsa, sizlerle birlikte ev yapacağız arkadaşlar. Evet, bütün mısırlarımızı yedik. Yayımızı alıyoruz şuraya. Okumuzu alıyoruz şuraya. Evet arkadaşlar, hemen gösteriyorum size ok nasıl atılır. Şimdi oku buradan mouse'un üstündeki topu çevirerek ya da numara tuşlarından, sayılardan, sayı tuşlarından 4'e basarak, 4. sırada olduğu için yayımızı seçiyoruz. Sağ tuşa, mouse'un sağ tuşuna bastığımız zaman tutuyor arkadaşlar. Sağ tuşu geri bıraktığımız zaman bırakıyor. Sağ tuşa bastıktan sonra şayet sol tuşa basarsak atıyor. Evet. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Ben şimdi şu uyku tulumunu şöyle şuraya sereyim. Yeniden adlandır uyku tulumunu. Adlandıralım bakalım. Ne oldu?
özgürün yatağı olsun. İsmi değiştir. Ve arkadaşıma niye vereyim lan? Evet arkadaşlar, bunu yaptıktan sonra sanırım çıkarsak geri burada doğabiliyoruz ama üstümüzdekiler gidiyor herhalde ya. Tabi dolap yapmadık, taş yapmadık. Ev yapmadık. Neyse, bugün o kadar fazla bir şey yapmamıştık. Zaten ben sadece size göstermek amacıyla çektim bu videoyu. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Devamı için beğenin, paylaşın, bir şeyler yapın. Abone olun. Hadi görüşürüz.